Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Yine çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Genel itibariyle sanatı konuşalım ama Elazığ cihetinde, Elazığ minvalinde bir sanatı konuşacağız. Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı, aynı zamanda Çayda Çıra Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karay'la beraberiz. Kendisini çok güzel etkinlikleri olmuştu. Özellikle Elazığ'ın biraz daha reklam yüzüğü, biraz daha o kadim kültürünün yer aldığı, hem zaten ismi Çayda Çıra, biliyorsunuz Elazığ deyince ilk akla gelen kavramlardan bir tanesidir Çayda Çıra. Çayda Çıra Film Festivali'ni konuşalım. Ondan sonra onların yapmış oldukları Senin Gözünden Elazığ yarışması var. Bunu konuşalım. Ulusal uzun metraj filmler var. Bunlarla ilgili de yapmış oldukları projeler var. Genel efsane olarak bunu konuşacağız. Elazığ'da sanatı konuşalım istiyorum. Hemen yan komşumuz Malatya'da var. Malatya'nın sanırım Malatya Film Festivali diye onların da festivalleri var. Bütçelerini konuşalım. Festivallerin akabinde yaratmış oldukları etkileri hem Malatya bazında hem Elazığ bazında şöyle bir mukayese edelim istiyorum. Sizin de sanata, kültüre karşın eğer sorularınız varsa, düşünceleriniz varsa 0538 256 23 23'ün hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Bunu da ekleyelim. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ikinci programımız oluyor Serdar Bey. Evet, ikinci. Birkaç yıl önce bir daha yapmıştık. Evet, sizinle. O zaman programa ilk başladığım yıldı. Umarım hayırlı gelmiştir. Hayırlı geldi. Ayağınız uğurlu geldi. Teşekkür ederim. Tekrar uğurunuz devam etsin diyelim. Sadık bir kitlemiz var. Büyüdük. İlk yıldan artık dördüncü yılımıza girdik. Nice nice yıllarımız olsun güzel seyircilerimizle. Seyircilerimiz sizi tanımışlardı artık. O sadık kitlemiz biliyor mu? Aramıza yeni katılanlar çok oldu. Sizin ağzınıza sizi tanısınlar. Elazığlıyım. Köken Polo. Onu her zaman söylüyoruz. Rahmetli Belediye Başkanımızın tabiriyle Beyaz Polo'lu. Normalde ticaretle uğraşıyorum. Bilim Teknoloji Kreatif ve bir organizasyon işimiz var. Bunun yanı sıra film festivali biz 2008 yılında benim Kars ziyaretimde oradaki bir oteli bulamamasıyla başladı. Çünkü yer yoktu, bir film festivali vardı. Gittiğimiz otellerde film festivali olduğu için bütün oteller kapalı. Bulamadık ve ben de o zaman ben de basındaydım o dönemlerde. Kamerayı alıp film festivalinin tüm detaylarını çekmeye karar verdim. Sonra neden bu festival Elazığ'da yok dedik. Dönemim var. Hangi ilden? Kars mı dedik? Kars. Gezici Film Festivali vardı. Hmm. Artık yok. Çünkü siyasete kurban edildi festivalimiz. İşte bu yüzden biz biraz şanslıyız. Siyasilerle birlikte çalışıp ama koordinasyonunu bizim yürüttüğümüz bir organizasyon olduğu için 12 yıl gelebildik. Diğer şeylerde eğer siyaset içerisine girdiği zaman, diğer faktörler ön plana çıktığı zaman uzun süreli yapamıyorsunuz çünkü yönetimler değişiyor. Misal veriyorum, bir valiyle başlıyorsunuz, 3 ay sonra bir ataması geliyor, vali bey gidiyor. 5 yıl belediye başkanıyla çalışıyorsunuz, ben bu dönem 3. belediye başkanımızla çalışacağız. Yaklaşık 6 tane vali beyle çalıştık ve 13.sünü inşallah bu sene gerçekleştireceğiz. Böyle hızlı. Kısaca geçmişten günümüze Çayda Çıra işte orada doğdu aslında. Kars Film Festivali'nde doğdu. Elazığ kalın bir kent. Bütün ilçelerinden kültür ve sanat var. Ancak tabii tozlanmış bir şehir. Bazı şanssızlıkları olan bir şehir. İlerleyen dönemlerde anlatacağız. Ankara'daki bir ziyaretimizde ben madende açık hava sinemasının olduğunu bakan yardımcımızdan öğrendim. Çok eski bir tarihi var Elazığ sinemasında. Annelerimiz, babalarımız daha iyi bilirler. Açık hava sinemalarının olduğu bir şehir. Eskiden ve insanlarda sinema kültürü çok yüksek olan bir şehir burası. Düğüne hazırlık yapar gibi insanlar hazırlanır. Açık hava sinemasına, Gazi Caddesi'ndekiler, ara sokakta bir iki tane sinemamız varmış, oraya giderlermiş. Böyle bir kültürden geliyoruz. Bazen de şeyi sordular bize, neden Çayda Çıra, neden Harput değil, neden Bilçay'da? Şimdi Çayda Çıra bütün ilçelerimizin üstünde bir organizasyon. Yani ismiyle, Mumlu Dans itibariyle. Şimdi bugün Harput dersek Palu kızacak. Palu dersek işte Ağın kızacak. O yüzden hepimizin bildiği bir şeyi karar verdik. Dedik ki o zaman Çayda Çıra olsun. Hem Mumlu Dansımızı gelen insanlarımıza satabilelim, gösterebilelim, anlatabilelim, hikayesini anlatabilelim en azından. Böylelikle ismiyle Çayda Çıra'yla birleştirdik. Ve Allah da bugüne kadar nasip etti. 12 tanesini bitirdik. Normalde 14 olacaktı bu yıl. Bir yıl pandemi molamız var. Bu yılda inşallah 17 Kasım'da perdelerimizi tekrar sanatseverlere açacağız. İnşallah şu pandemiden, Covid'den bir kurtulalım da. Kurtulacağız. Zaten ülkede herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ilk etkilenen sanat kesimi oluyor maalesef. Sanat ve müzik cezalandırılıyor. Biz onu çözmüş değiliz. Yani
Şu düşünülmüyor aslında Serdar Bey, birçok insan ekmeğini bundan kazanıyor. Şimdi aslında Melisa Hanım şöyle de bir sıkıntı var. Bizim uğraştığımızda toplumu birebir etkileyen ve kitleleri peşinden koşturan bir şey. Ve sinema öyle bir sektör ki dünyada düzeni değiştirebilecek bir yapı. Bugün bir film milyonlarca insanı aynı anda kitleyebiliyor. Mesela bakın bugün özel bir platformda yayınlanan bir diziden bahsediyor insanlar. 7'den 77'ye bir Kore dizisinden bahsediyorlar. Şimdi böyle bir dizinin düşünsenize bu dijital platforma ve açık yayınlarda olmamasına rağmen dünya şu anda bu diziyi konuşuyor. Yani sinema sektörünü konuşuyor. Seçeceğiniz konu zaten sinema olacağı için geçmiş yıllarda yine bizim Elazığlı bir grubumuzun çektiği güzel diziler vardı. Kurtlar Vadisi vardı, şehirlerden ulaşan ve hatırlayın Elazığ'da sokaklarda bir tane insan bulamazdık o dizinin başladığı saatlerde. Çünkü toplumu arkasından sürdürdüğü için çok önemli bir şey. Ve neden cezalandırıldığını inanın biz de anlamıyoruz. Müzik toplumları birleştiren, sağlık alanında insanlara ruhuna iyi gelen bir şey. Ama en ufak bir şey de hemen önü kesiliyor. Sanki müzik oraya bir hakaretmiş gibi algılanıyor. Bu çok yanlış. Ya da o gün bir organizasyon vardı, iptal edilmesi, hiç düşünülmeden bir takım işte insanlara yaftalar yapıştırılması ve onların kendi düğünü seyranları devam ederken bunları söylemeleri biraz iç acıtıyor. Dediğimiz gibi insanlar oradan ekmek yiyorlar. Bunları kimse düşünmüyor. Ve sinema pahalı bir sektör. Mesela şu andaki bulunduğumuz stüdyonun insanlar baktığında sadece işte iki tane kameradan millet ekrandan oluştuğunu düşün. Hayır öyle değil. Buranın ışıklandırılması, işte kamerası, arkadaki reji programı vesairesi çok pahalı işler yapılıyor. Ve pahalı bir sektörde bir işler üretiliyor. Ama maalesef insanlarımıza anlatamıyoruz bunu. O yüzden vazgeçtik, anlatmıyoruz. Oradaki enerjimizi başka yerlere kullanmayı tercih ediyoruz. Serdar Bey, şöyle bir cümle kullandınız. Dediniz ki farklı valilerle ve belediye başkanlarıyla sık sık çalışıyoruz. Şimdi Elazığ'a baktığımız zaman sadece Elazığ genelinde değil, Doğu'daki sanat anlayışı ve Batı'daki sanat anlayışı biraz daha farklı gibi. Çok farklı. İstanbul'da ve daha Batı şehirlerde yerleşmiş bir sanat kültürü var. Yani hani böyle artık kemikleşmiş bir doku var ve o sanatsal faaliyetler bürokrasiyle değişmiyor. Ama Elazığ'a geldiğimiz zaman mesela bir valinin değişmesi, yeni bir belediye başkanı, bunlar sizi ne şekilde etkiliyor? Valla dürüst konuşmak lazımsa ben sadece bir valimizle çalışmadım. Daha doğrusu çalışamadık o dönemlerde. Ama onun dışındaki tüm valilerimle çalıştım. Şimdi insanlar çok aldatılmışlar bu şehirde. Yani bu sadece Elazığ için konuşmuyoruz genel anlamda. Her eline kamerayı alan yönetmen olmuş. Her eline işte bir iki üç kişi bir araya getirenler bu şehre film çekmek için gelmişler. İnsanları dolandırmışlar. Duvardaki saatlerine kadar söküp götürmüşler. Film çekeceğiz diye insanlardan paralar toplanıp insanlar ortalardan kaybolmuşlar. Şimdi onlara da bir şey diyemiyorsunuz baktığınızda. Ancak ben 2008'den 2021'e kadar olan tüm vekillerimizle, tüm valilerimizle ve tüm belediye başkanlarımızla çalıştım. Canlı yayınımız açık, bağlanabilirler. Ben hiçbirinden incinmedim. Çünkü doğru proje olduğunda destekliyorlar. Mesela bugün Şahin Başkan'a ilk gittiğimiz dönemlerde Şahin Başkan bu festivali bildiğini, bu festival için daha nasıl iyi olabileceğini konuştuk. Yaklaşık 45 dakika. Geçen yine bir Elazığ'a geldiğimizde Harput'taki bu tarihi eserlerle ilgili bir brief veriliyordu kendisiyle. Tekrar oturdu kendisiyle bunu konuştuğumuzda özellikle senin gözünden Elazığ'a sonra anlatacağımız projeyi çok önemsiyor. Bununla ilgili belediye başkan yardımcımızı sağ olsun Nazif Bey yönlendirdi. Yine basın müdürümüzle iyi bir mesai kurduk Serhat Bey'le. Yani neredeyse artık belediyede yatıyoruz, belediyede kalkıyoruz. Bütün şeylerimizi onlarla konuşuyoruz. Bu demek ki doğru istişarelerle ve doğru projelerle oluyor. Bir de şöyle bir organizasyon yapısı var Elazığ'da, onu da anlamış değilim. Adam alıyor bir tane dosyayı. Çıkıyor belediye başkanımıza, de X vekilimizi aratıyor. Vekillerimiz bilmiyor ki konunun iş detayını. Arar mısınız? Arıyor adamlar. Gidiyorlar, projenin altı tamamıyla boş. Sayın Belediye Başkanım parayı verin biz yapalım. Bu çok yanlış bir uygulama. Yani belediye ya da valilik ya da ilgili bir kurumlar, sen ver mantığıyla çalışan kurumlar değil ki. Önce bir üretin, bir şeyler ortaya koyun. Ondan sonra eksikleriniz varsa bunu talep edin. Bugün belediye başkanımızdan ya da bütün şu ana kadar olan hepsi dediğimiz gibi açıktır, şeffaftır. Tek bir TL para istemiş değiliz. Diyoruz ki bizim otobüse ihtiyacımız var, bizim reklama ihtiyacımız var, onlar bize bunu sağlıyorlar. Ama diğeri diyor ki işte Serdar Bey imkanlar sağlanıyor, bize sağlamıyor. Bu organizasyon Elazığ'ın tek uluslararası organizasyonu bir. İkincisi, mahallesi çok temiz, piyasaya hiçbir borcu olmayan, harcı olmayan,
Yaptığı organizasyonlarda da Türkiye'deki çok önemli starları Elazığ'a getirmiş. Magazin kanallarında, ulusal basında yer almış bir organizasyon. Türkan Hanım'ın, Türkan Şoray'ın Elazığ'a geldikten ve bindallı giydirdikten sonra, ki artık bir gelenek haline getirdik biz bu olayı, daha haber sayısı yapılan organizasyonlara geçmiş değil. Türkan Hanım'ın Elazığ'a geliş haberi şu ana kadar yapılmış organizasyonların önüne geçmiş değil. Çünkü gelen bir star, Türkiye'nin starı. Ve Türkan Şoray deyince aklıma onun bir filmi vardı. Elazığ'da at sahnesi Cemo. Çekilirken. Cemo değil mi? Orada evet. Attan düşüyor galiba. Şimdi bakın. Onu konuştunuz mu? Onu getirdik ve bizzat canlandırdık zaten. Biz onu aslında bizi o parlattı. Şimdi Cemo filmini iyi analiz ettik. Ekiple oturduk, dedik ki ya ne yapabiliriz? O zamanki sağlık il müdürümüzü aradık, dedik ki ya sayın müdürüm, devlet hastanesine bu kadın getirilmiş. Bunun geçmişte hangi odada kaldığını bulabilir miyiz? Yine o dönemki valimizle beraber konuştuk. Muammer Bey'di diye hatırlıyorum sayın valimizi. Odasını bulduk. Eski haline getirdik. Bugün ulusaldaki tüm kanalları Elazığ'a davet ettik. Türkan Hanım'a bunu söylemedik. Doktorunu Ankara'dan getirdik. O dönemde Elazığlı doktorumuz, çünkü kitabında bunu yazmıştı Elazığ'la ilgili. Çünkü hayatını Elazığ'a borçlu. Elazığlı doktorumuza borçlu. Getirdik. Hastaneye götürünce zaten ulusal kanallarda yaklaşık 20-25 dakika prime time'da haberler oldu. Ve ne anlatıldı? Serdar Kar anlatılmadı. Uluslararası Elazığ Şahideşehir Film Festivali anlatıldı. Dolayısıyla hem biz Elazığ'ı anlatmış olduk, hem Türkan Hanım'ın yaşadığı o talihsiz anının nasıl hayatına pozitif olarak geri döndüğünü anlatmaya çalıştık. Ve böylelikle bir yıl sonra da Twitter'da top 10 oldu zaten uygulama. Bu da bizi çok mutlu etti. Artık o günden beri Elazığ'a gelip onur ödülü alacak her hanımefendi bir kere bindallımızı giymek zorunda demeyelim ama bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Türkan Hanım attan düştüğü sahneden önce çok meşhur değildi değil mi? O filmden sonra mı meşhur oldu acaba? Yok, öncesi vardı ama Elazığ'daki asıl yükselişe geçtiği filmlerden bir tanesidir Cemal. Hatta ben onun ağzından dinlediğimi hatırlıyorum. Bayağı bir yatmış diye biliyorum. Çok uzun bir süre. Şimdi hayatı bir şey deriz ya, keskin bıçak gibi. Ya ölecek ya kalacak. Ve hocamız ameliyata girdiğinde herkes öldü diye biliyor. Ama hocamız ameliyata girdikten sonra işte bir Elazığ dokunuşu, belki de bir klarnet sesi Türkan Hanım'ı bugün hayata döndürdü. Kendisi her zaman söyler. Benim Elazığ hayatımda dönüm noktalarımdan bir tanesidir. Bazen biliyorsunuz film festivallerine gelen konuklar kaşe ücreti dediğimiz bir ücret öderler. Türkiye'de herhalde almadığı tek il Elazığ'dır. Yani para vermeden uçak biletine gelip bizden ödülünü alan ender kişilerindendir. O zaman yine Sermin Hanım milletvekilimizdi. Şuay Bey yine vardı gecede. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepsi vardı. Çok da güzel bir geceydi. Tarihi bir geceydi. Allah kendisine can sağlığı versin. Hı. Keşke böyle starlarımızı kaybetmesek. Fatma Hanım biliyorsunuz şu anda sağlık durumu iyi değil. Bahar Hanım iki kere kanser ameliyatı oldu, atlattılar. Ya o segment artık gerçekten hasta, Firiz Akın, evet. Hemen hepsi kanser hastası. Ama yaş itibariyle geldiler, 80 ve üstüler. Ama şey çok güzeldir Melisa Hanım. Mesela biz burada bir virgül koyalım. Tabii konular ki çok değerli. 15 dakikalık bir aradan sonra devam olur, edelim. Olur. Kısa bir ara veriyoruz. Tabii ki. Değerli seyircilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı, aynı zamanda Çayda Çıra Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karay'la beraberiz. Çayda Çıra Film Festivali'ni şöyle detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz benim sanata vermiş olduğum değeri, mutlaka her insanın hayatının içerisinde sanat olmalı. Elazığ'da kadim bir kent, kadim bir kültürü var. Özellikle Harput deyince aklımıza mutlaka sanatı, musikisi gelir. Çayda Çıra Film Festivali de bence Elazığ'ın kültürü içerisinde artık kemikleşmiş bir yapıda. Sizin de sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. 0538 256 23 23 nol hattımızı kullanabilirsiniz. Bu kısımdan tekrar devam edelim. Serdar Bey, reklam arasına gitmeden önce Türkan Şoray'ın elinden Cemo nasıl filminde, yemek yedik? Değil mi? O süreci biraz konuşalım.
Cemo tabii Türkan Hanım'ın dediğimiz gibi hayatında önemli bir radde, attan düşmesi, ölümle pençeleşmesi. Biz birebir onu canlandırdık. Sadece attan düşmesini canlandırmadık. Ve o bize gerçekten çok ciddi reytingler kazandırdı. Daha sonrasında aslında bizim tanınmamıza en çok sebep olan olaylardan bir tanesi. Şimdi Elazığ tarihinde 5 veya 6 tane film çekilmiş. Bunlardan bir tanesi Cemo. Keban'da çekilen Su filmi var. Bedrana filmi var. Bu gibi filmler var. Ama son yaklaşık 10 yıldır maalesef filmimizde, hatta 15 yıldır filmler çekilmiyor. Çok denemeler var. Lafınızı böleceğim ama Kıvanç Tatlıtuğ sanki bir dizi için, bir dizi için o şeyle geldiler. Bir dizi il konumundan birkaç gün Elazığ'da çekimi olan bir proje. Özel platformda, ücretli platformda olan bir projenin için geldiler buraya. Elazığ'a bir yansıması oldu mu? Kapalı kapılar arkasında çekildi. Duymadık bile. Ben de şeyden duydum. Yani hani Kıvanç Tatlıtuğ'u görmek isteyenlerden, onlardan duydum. Evet. Zaten şehir deyince sinema, dizi deyince akla özellikle Mardin geliyor. Evet. Değil mi? Urfa geliyor ama Elazığ yok maalesef. Şimdi işte burada hani az önce yayında konuştuk ya, yaralarımız nelerdir? Neden bu şehirde filmler olmuyor? Neden bu şehirde sinema olmuyor? Geçen gün bir yerel gazetemizde bir tane abimiz yazmış. Festival neden film çektirmiyor? Güler misin ağlar mısın modeli? Aradım, dedim ki ya öyle değil. Festivallerin görevi film çektirmek değildir. Aksine çekilen filmlerin pazarlandığı ve platforma sunulduğu bir alandır. Keşke elimizde filmler çekilse, biz açılış filmlerimizi Elazığ filmleri yapsak. Çünkü insanlar dışarıdan bakınca sinemaya çok ucuz bir şey bakıyorlar. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemlerinde Elazığ'a çok gelinmek istedi. Ama Elazığ'da bir malikaneniz yok. Elazığ'da lüks şatolar yok. Bu tür filmlerin şeyini kurmak, altyapısını kurmak çok ciddi maliyetler. Ama İstanbul'da hazır platformlar var. Hazır yalılar var, hazır şeyler var. Dikkat edin. Bir dizideki yalı sürekli aynı konumlarda farklı dizilere misafirlik yapıyor. Şimdi Mardin bu anlamda çok avantajlı, bir kere doğası çok uygun. Ancak dönemin milletvekilimiz Sayın Tahir Öztürk. Biz, il müdürümüz, il müdür yardımcımız, vali yardımcımız Elazığ'ın platı olabilmesi için dönemin bakanına Ertuğrul Günay'a dosya hazırlandı. Bunu çok ciddi takip etti o zamanki milletvekillerimiz. Ancak oradaki lobby Antalya kazandı. Antalya'da bir film platosu kuruldu. Kocaman bir plato kuruldu. Keşke bizim gücümüz yetebilseydi ekonomik anlamda. Çünkü Antalya biliyorsunuz Antalya Film Festivali olduğu için oraya verildi. Çünkü Altın Portakal var. Altın Portakal var. Şimdi bazen de haddimizi bilmemiz lazım. Hani şu anda biz Elazığ Film Festivali olarak Antalya'nın rakibi miyiz dersek değiliz. Biz ilk 10'da, ilk 15'te olan yaklaşık 81 ilde yapılan bir hemen hemen festival dizisi içerisinde ilk 10'dayız. Çünkü Kültür Bakanlığımızın takvimindeyiz. Zaman ne oldu? 20. sıralar, 50. sıralar, onları gördük. Yavaş yavaş yukarılara çıkartıyoruz. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki eksikler var. Şehir olarak da eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz, bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama kolay bir iş yapmıyoruz. Bakın burada sinema denildiği zaman ya da festival denildiğinde illa ünlü oyuncu gelecek diye bir şey de yok. Kayda da yoktur. Orada filmler yarışır. Ulusal metrajdaki filmler yarışır. Aslında Serdar Bey, şimdi sizin sözlerinizden şunu anladım. Bence biz belki de Elazığ ekseninde düşünerek söylüyorum. Festivallerin, film festivallerinin amacı gayesini mi bilmiyoruz? Bilmiyoruz, evet. Onu biraz açalım evet, mı? Ne yapar, bakın, ne işe yarar? Film festivali ne yapar? Film festivali Türkiye çapındaki önemli yapımcı ve yönetmenleri bir araya getirir. Buraya geldiği zaman kişi Elazığ'ı gezer, bakar. Eğer fiziki konumu uygunsa film çekebilir. Projelendirebilir. İlim mülki erkanıyla bunu kararlaştırır ve bir şeyler yapar. Hemen çok canlı bir örnek vereyim. Elazığ'ın şu andaki il dışına gösterdiğimiz bir tanıtım filmimiz var. Valiliğimiz tarafından çekilen. İl Kültür Müdürlüğü sağ olsun Ahmet Bey'in direktifleriyle ve ciddi katkılarıyla yapılan bir tanıtım filmini Elazığ Film Festivali'ne gelen bir yönetmenimiz çekti. Ve bu yönetmenimiz Elazığlıydı. Şimdi bakın, o zaman demek ki film festivalinin görevini yapmış oluyor. Yani doğru insanları Elazığ'a getiriyor ve buradan bir şey çıkmasını sağlıyor. İçerisinde yarışmalar olur. Bunların içerisinde ulusalda yaklaşık 20'ye yakın film seçilir. Bunlar jüri başkanının nezdinde 10 kişi indirilir. Ve bunlar kendi aralarında yarıştıktan sonra 7 dalda ödül dağıtılır. Hemen hemen bütün film festivallerinde bir tüzük haline gelmiştir bu. Şimdi bizde de aynısı var. Biz sadece para ödülü vermiyoruz. Eksiklerimizden bir tanesi o. Çünkü Antalya bugün en iyi filme 400 bin TL para veriyor. Elazığ Film Festivalimizin bütçesi yaklaşık 200 bin lirayla 300 bin lira arasında değişiyor. Şimdi siz ne kadar aynı destekler alırsanız alın bir filme 400 bin lira veremeyeceksek Antalya ile yarışamayız. Çünkü Antalya
Türkiye'ye açılan bir kapı festivaller arasında. Adana, halkeza yıllardır yapılan organizasyonlar. İkinci detay, Elazığ'da Fırat Üniversitemiz var. Fırat Üniversitemizin bir iletişim fakültesi var. Ve oraya gelen çocuklarla gazeteci, kameraman, senaryo yazmak isteyenleri biz profesyonellerle buluşturuyoruz. Mesela bu sene Serdar Akar'la buluşturacağız. Mesut Uçakan'la buluşturacağız. Haydar Işık'la buluşturacağız. Yani önemli Türkiye'nin sayılı yönetmenleriyle bu mesleğe gönül vermiş. Ve yola çıkacak olan çocuklara diyoruz ki alın size sizin rol modelleriniz. Konuşun. Bir kariyer günü şeyi adı altında. Bunlarla sohbetlerinizi edin. Gerekirse atölye çalışmaları yapın. Işık nasıl verilir? Senaryo nasıl yazılır? Bir yönetmen nasıl olunur? Bunun temel eğitimlerini verdiriyoruz. Şimdiye kadar yüzlerce çocuğu, özellikle iletişim lisesimizde dahil olmak üzere yüzlerce çocuğa bu eğitimler verildi. Tabii biz bunları anlatırken insanlar bunları görmüyorlar. Onlar şuna bakıyor. Çaydaçile Film Festivali'ne bu sene kim gelmiş? Abi ben buraya Kıvancı da getirsem beni bir gün konuşacaksınız. Van Dayı'mı da getirsem beni bir gün konuşacaksınız. Biz bir gün konuşmak için bu organizasyonu yapmıyoruz ki. Bizim yaptığımız organizasyonda burada bir tane çocuğumuzun, bir tane gencimizin ya da bir tane bu işe ve bu sektöre gönül vermiş kişileri doğrularla buluşturup parlatabiliyorsak, oyuncu yapabiliyorsak, yönetmen yapabiliyorsak ya da bir film çektirebilmek için ünlüleri getirip elimizin bürokrasisiyle buluşturabiliyorsak biz zaten görevimizi yapıyoruz. 12 senedir gelebildiğimize göre biz görevimizi yapmışız. O yüzden artık insanlar, belli bir zümre var zaten. Elazığ'da bir şey olduğu zaman hop yapılmasın. Sen ne yaptın kardeşim? Ortaya bir şey koydun mu? Sadece benim festivalimle alakalı değil. Bakın Elazığ'ımızda kaç tane festivalimiz var? Sanatsal anlamda bir bakalım. Bir tane. İkincisi Hazarşehir akşamlarımız. O da 23 yıl yapıldıktan sonra bir akamete uğradı. İnşallah bu sene tekrar kaldığı yerden gümbür gümbür geliyor. Olması da güzel. Keşke bu şehirde caz festivalleri olsa. Keşke bu şekilde rock festivalleri olsa. Keşke bu şehirde halk müziği festivalleri olsa. Folklor festivalleri olsa. Kime ne zararı var? Her bir festivalin bu şehri katma değerlerine bir baksın insanlar. Ama böyle bakmıyorlar. Kıvanç gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş de sana ne kardeş? Yani sen geldiğinde oturduğun tanıştığın bir fotoğraf çektirmek için Elazığ'ın parasını dışarı mı gönderelim? Bugün bir tane Kıvanç Tatlıtuğ'un bir kaşe ücreti var. Bunu biliyor musun? 100 bin, 150 bin dolarlardan bahsedilen rakamlar var. Bir tane iş adamımız diyor ki ya işte Selebit'e neden isim gelmiyor? Abi iş adamısın. Bir 100 bin dolar çek alayım dedim. Türkiye'deki istediğin sinema sanatçısını Elazığ'a getirelim. Şöyle bir mesajımız var. Bu mesajı sizin sözünüzü destekleyen bir mesaj. Melisa Hanım iyi yayınlar. Ben Fikret Aktı. Çayda Çıra Film Festivali gurur verici bir organizasyon. Ancak markalaşmış firmaların daha fazla sponsorluğuna ihtiyacı var bence demiş Fikret Bey. Selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. İsim zikretmeden hemen destekleyici söyleyeyim. Bu sene Elazığ'ımızın gurur bir markası var. Kahve alanında. Türkiye'de tanınmış bir markamız. İsim zikredemediğimiz için ama insanlar biliyorlar hangi marka olduğunu. Ben Soyer Bey'in yanına gittim. Dedim ki Soyer Bey, sizden para istemiyorum. Gelin sizin markanızla, çünkü Elazığ'ın tarihi yöresel bir markasını temsil ediyorsunuz ve ulusaldaki gerçekten gururumuzsunuz. Gelin sizinle bir marka evliliği yapalım. Sizin isminiz Çayda Çıra'nın markası tamamlıyor. İsim veremediğimiz için. Böylelikle bize destek olur musunuz? Ne istiyorsunuz dedi. Bizi ulusal bir kanalda Prime Time'da yayınlatabilir misiniz dedim. Dedi ki şu anda zaten dikkat ederseniz Antalya'da ulusal kanallarda yayınlanmadı bu sene. Böyle bir şey var. Dedi ki biz dedi bir başka bölümü destekleyelim sizi. Ama destekleyelim mi? Destekleyelim. Bu sene bizim festivalimizin sponsorlar arasında ilimizin Güzide kuruluşu var. Hatta taşının altına gövdesini de koydular. Bugün akşam tekrar bir toplantımız var. Buradan da Soyer Bey'e ve Mehmet Bey'e sevgilerimizi iletiyoruz. Akşam biraz daha terleteceğiz herhalde onları. Bir iki eksik noktada konuşacağız. Ama bakın ulusal bir markanın markasını kullanmak bile bu festivale farklı bir hava katıyor. Çünkü ulusala sponsor oldukları dizilerden oyuncu arkadaşlarımız buraya nasip olursa gelecekler, programları uygunsa. Artı insanlar sponsorluk deyince başka şeyler anlıyorlar. Çünkü gerçekten onlara da hak veriyorum. Firma aldatıla doğruyla artık yanlışı ayırt edemiyor. Abi reklam çekeceğiz deyip koymuş cebine gitmiş. Abi film çekeceğiz demiş koymuş parasını cebine gitmiş. Ama bu insanlar parayı çayda toplamıyorlar yani. Bir kere Kültür Bakanlığı desteği var mı? Var kardeşim. İlim bürokratları bu işin içerisinde mi? Var kardeşim. Bir güven var mı? Çok şükür 12 yıldır
gerek şahsımıza gerek yaptığımız işe bir güven var. Sponsor noktasında da bu sene bizi destekleyen firmamıza da buradan teşekkür ediyoruz. Elazığ'ın yüzak olmaya devam ediyorlar. İnşallah onların markası da bize uğurlu gelir. 2022'de yapacağımız film festivalimizin ana sponsorluğunu sağlarlar. Ve biz de dolayısıyla orada elde edilecek bir gelirle daha büyük bir organizasyon yapma şansına sahip oluruz. Evet, çok güzel. Böyle bilinçli seyircilerimizin olması da çok güzel. Kendisine Soyer teşekkür ediyoruz. Ben de Soyer Bey'e selamlarımı yolluyorum. İlk sizi ağırladığımız programda Okan Aydemir vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Okan'a mahcubuz. Okan'a vermiş olduğumuz sözü tutamamışız. Bir saz sözümüz vardı Okan'a. Onu da inşallah bu seneki festivalde takdim edelim kendisine. İnşallah. Ona bir sözümüz var çünkü. Okan deyince aklıma geldi. Okan'cığım şöyle yazmış. İyi yayınlar değerli Melis ablacığım. Güzel bir yayın olması dileğiyle yine her yıl olduğu gibi Elazığ'ımızı tanıtmak için güzel festival düzenleyen Serdar Kara Başkanımı kutlarım. Sanırım 2 yıl önceydi ilk programımıza beraber çıkmıştım. Kendisini tanımak için, benim için şereftir, yolu açık olsun demiş Okan'cığım. Teşekkür ederiz. Okan Aydemir. Okan'cığım selamlarımı yolluyorum. Artık eksiksiz inşallah seyretmeye başlamışsındır. Geziyordum bol bol. Artık yağmurlar başladı. Evdesindir. Okan'ı tutmak mümkün değil. Mümkün değil. Ben de takip ediyorum onu. Bizim kadar aktif. Bizden çok daha aktif. Nerede bir açılış var, nerede bir konser var. Aslında biz onu magazin muhabiri yapmamız lazım Okan'ı. Vallahi bence Okan'ı değerlendirmek lazım. Kesinlikle değerlendirmek lazım. Çünkü Okan vizyonu çok geniş. Mesela o zorluklar içerisinde gülebilen, hayatını güzelleştirebilen o engellilerin sözcüsü konumunda Okan'cığım bence değerlendirilmesi gerekir. Zaten tiyatro oyuncusu Okan. Evet. Buradan tekrar selamlarımı yolluyorum Okan'a. Şimdi Serdar Bey, insanlar müsbet ve somut bir şey isterler. Şimdi de şöyle söylemler çok olur Elazığ geneli için. Çünkü bizde sanat biraz daha geridedir. Kendi kültürümüze baktığımız zaman resim, müzik ve beden eğitimi dersleri bile ders olarak çoğu zaman görülmemiştir yani. Ya işte 2008'den beri siz bu festivali yapıyorsunuz da ne sağladı Elazığ? Elazığ'a mı ne sağladı, şahsıma mı ne sağladı? Şahsınızda değil, Elazığ. Hani size böyle soru geliyordur diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bakın, Elazığ'a ne sağladı dersek, Elazığ'daki sanatseverler şu güne kadar gerek Yeşilçam, gerekse sektördeki hemen hemen bütün kişileri ağırladı bu şehirde. Bu şehirde eğitim alan yüzlerce öğrenci var. En basitini söyleyeyim. Mesela 2019'daki film festivalimizde Taşyalar'dan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Vali Bey'in desteğiyle yaklaşık 9000'e yakın hayatında hiç sinemaya gitmemiş çocuğa film izlettirdi bu festival. Şimdi bazı şeyleri deklare edemiyorsunuz, bazı şeyleri insanlara anlatamıyorsunuz. Türkiye'de ender, hapishanelerde gösterim yapan ve söyleşi yapan bir festivaliz. Ama görüntüleyemiyoruz, ama fotoğraflayamıyoruz. Nedeni, oradaki kader mahkumlarımızın, dost olan var, düşman olan var ve onların psikolojileri biliyorsunuz çok farklı. O yüzden oraya da gidiyoruz, bu festival onların ayağına da gidiyor. 2012 yılında Abdullah Paşa'da oturan bir hanımefendi bize ulaştı, dedi ki Paris'ten geliyormuş. Benim rol modelim. Ancak ben hamileyim. Ben onu görmek istiyorum ama gelemiyorum. Ben de döndüm Bahar'ıma, dedim ki Bahar'ın böyle bir olay var. Dedi ki Serdar'cığım o zaman televizyon programından sonra hanımefendinin evine gidelim. Türk sinemasının bir starını aldık, hanımefendinin evine götürdük. Güzel bir çay içtik, bilmem ne yaptık. Bir hayalini gerçekleştirdik. Yani sanatın zaten müspet, elle tutulur bir tarafı yoktur. Bakamazsınız yani. Ama bakın bu şehirde iletişim fakültemiz var sanat adına. İşte az önce resim dediniz ya, bir resim bir günde oluşmuyor. Belki yıllar sürüyor. Bugün bir Picasso'nun sırrı hala çözülmüş değil. Ya evet evet. Halk oyunlarımız, Allah'tan bir halk oyunumuz var. Yani yüz akımız. Bir kürsü başımız var. Ya daha kürsü başımızın gerçek anlamını bilmiyoruz. Serdar Bey, şunu eklemek istiyorum açıkçası. Benim çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi şu. Şimdi bu 29 Ekim Cuma'ya denk geldi. 28'sinden itibaren de bir tatil vardı. Uzun, yani şöyle bir 4 günlük en azından insanların dinlenebileceği bir vakitti. Ve hemen herkes tatil planı yaptı. Etrafımdaki hemen herkes. Herkes. Ve herkes Urfa, Mardin, Diyarbakır, yani şey, mesela bahsettiğim farklı şehirlerden arkadaşlarım, işte Kayseri'de var, Doğu'nun farklı şehirlerinde var, Elazığ'da var. Ya işte hiç böyle dışarıdan ben şey duymadım ya, hadi işte bu tatilimizde bir gidip Elazığ'da değerlendirelim, Elazığ'da bir gezelim, bir kürsü başına katılalım demediler, diyemediler. Ve inanır mısınız, Mardin'de, Urfa'da, Diyarbakır'da otel bulamadıkları için birçoğu gidemedi. Ben o konuda aslında Elazığ şanslı bir döneme girdi.
bildiğim için söylüyorum. Burada sakın ola yayından sonra böyle saçma şeyler, yorumlar gelecek de ben belediye başkanının sözcüsü değilim bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak mesela geçen gün Harput'taki kazı çalışmalarından sonra, üç çatının kaplamasından sonra bütün sorumluluğu belediye başkanımız aldı. Bir an önce burayı açmalıyız, bir an önce burayı turizme kazandırmalıyız. Az önce burada baktığımızda saklı kanyonlar var. Şimdi insanlar hep bir takım şeyleri devlet yapsın istiyor. Devletin gücü bir yere kadar, belediyemizin bütçesi belli. Valiliğimizin bütçesi belli, kurumlarımızın bütçesi belli, İller Bank'ın bütçesi belli. Ama bir birey, bakın ne dedik az önce, bir markamız tüm Türkiye'de bir şeyimizi taşıyabiliyor. Neden özel teşebbüsler bunu yapmıyorlar? Neden tabela derneklerimiz var? Sadece tabela ismi için, sadece protokolü yer alsın diye olan derneklerimiz var. Neden asli görevlerini yapmıyorlar? Neden illa belediye başkanından her gün randevu talep edip bir tane şey koparmanın peşindeler? Üretsenize kardeşim. Niye sadece bu şehrin bürokratları turizmi geliştirmek için çaba göstersinler? Siz gittiğinizde göstermediler mi? Yok. Şimdi çayda çıra, mumlu dansımız, kürsü başımız, hatta geçen gün bir organizasyonlar için Elazığ'da olay oldu. Ben de dedim ki kardeşim böyle saçmalık mı olur? Var mı mekanımız? Bugün Elazığ'ın Allah'tan belediyemizin kürsü başı ekibimiz var. Bir de bir derneğimizin var. Derneğimiz başkanı affetsin. Ziyahattin Başkan diyebiliyorum. Ziyahattin Başkanımızın böyle bir girişimi var. Ya iki kişiden yürümez ki bu iş. Adamların zaten yükleri belli. Bunu topyekun yapmamız lazım. Yani burada evdeki ablamız, üniversitedeki öğrencimiz, bunu doğru anlatamıyoruz. Biz Elazığ'ı tanımıyoruz ki Elazığ'ı nasıl tanıtalım? Daha i̇şte, Elazığ'da Golan Kaplıcalarına gitmemiş insanlar var. Keban'a gitmemiş insanlar var. Ama Diyarbakır'a giden, sadece buradan kalkıp, ben Diyarbakır'da ticaret yaptığım için biliyorum, sadece ciğer yemeye gelen insanlar var Elazığ'dan. Ama buradan kalkıp Keban'a gitmiyorlar. İşte bizim o çözemediğimiz bir şey var bu şehrin üzerinde. Yani bir nasıl derler, ben hatta şey derim, Karaçalı suyun ismi mutlaka değişmeli. Her zaman sohbetlerde söyleyeyim, adı üzerinde Karaçalı olmaması lazım. Şimdi daha güzel şeylerle Serdar buluşmalı. Serdar, insanlar daha ziyade tarihi yerlere gidiyorlar. Mesela Mardin deyince, hani Mardin, yeni Mardin ve eski Mardin olarak ikiye ayırıyoruz ya. Gidip gezdiğimiz zaman eski Mardin'i. Peki Mardin'i Mardin yapan ne oldu Melisa? Sıla dizisi orada çekilmişti? Sinema. Diziler. Yine sinema. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ne olursa olsun herkes kültürden besleniyor. Evet. Yani yeni binalara kimsenin ihtiyacı yok ki. Yok. Gidip oradaki kültürü, orada mesela Mardin'in bence en güzel yüzlerinden bir tanesi Darüzzaferan mesela, kilisesi. Aynen. Çok ünlüdür. Bakın ben isim vererek. Sahip de çıkamıyoruz. Şimdi şeyde, İzzetpaşa Camii'nin üstünde bir tane kilise var. Kilisenin sadece duvarı var. Restorasyonu yok. Yani ve özel mülk. Özel mülk. İşte bakıyorum şimdi, şey mesajı gelmişti. Bana çok şaşırmıştım. Şimdi Elazığ'da tarihi binalarımıza baktığımız zaman valilik olarak kullanılan bir bina vardı ya, İzzetpaşa Camii'nin karşısında. Kent müzesi oluyor. Onun bile yıkılmasını söylemişler ve ben dondum kaldım. Zaten ne kaldı geriye Elazığ'a? Melisa Hanım bakın, Elazığ'da dediğimiz gibi bir tane bir zümre var. Bunlar Elazığ'ın önünde engelliler. Bunlar kim olduklarını çok iyi biliyorlar. Diyoruz ki bir kere şu gençlerin önünü bir açın. Gençlerin gerçekten önünü açın. Kültür alanında. Diyoruz ya bakın, kültüre baktığımızda çok eksiğimiz var. Bunu tamamlamak kimin elinde? Bizim elimizde. Şimdi yine söylüyorum. Bir belediye başkanının görevi sadece yer yapmak vesaire yapmak değil. Elazığ'ın kültüründe belediyemizin çalışmaları var mı? Var. Valimizin kültür çalışmaları var mı? Var. İlçe belediyelerinin çalışmaları mı var mı? Var. Peki yapılan organizasyonlara vatandaşımız gidiyor mu? Biraz da vatandaşın kendisini eleştirmesi lazım. Hani dediğimiz gibi niye Diyarbakır'a gidiyoruz? Elazığ'da yer mi? Yok, var. Ya da özel teşebbüslerimize de buradan seslenelim. Neden bir kürsü başını her hafta dinleyebileceğimiz, farklı farklı versiyonlarını yapacağımız neden mekanımız yok? Eleştiriyoruz ya. Hadi buyurun beraber yapalım. Geç kaldık mı? Hayır. Bugün gidin belediye başkanımıza, bugün gidin vali beye anlatın. Ellerinden gelen destekleri size sağlıyorlar ama sağlam projelerle. Siz verin ben yapayım mantığıyla değil. Ya da aldığı devletin parasıyla gidip ev alacaksan ya da devletin sağladığı sana kültürel etkinlikler adı altında alacağın paralarla kendi altındaki arabaları değiştireceksen kardeş kusura bakma. Biz bunun çok acısını çektik. Gidiyoruz, sen de mi o başkanlardansın? Ne verdin de ne istiyorsun? Çok şeffaftır. Kültür Bakanlığımızın aldığımız bütçe bellidir. Yaptığımız işler bellidir. Milyonlar sanki üretiliyormuş gibi izlenimler yaratıp yapan da belli bir zümre. Onları da Allah'a havale etmişiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu bütün herkeste de var. Yani eleştirelim ama nasıl eleştirelim şey yok. Hadi yapalım kardeşim. Zor bir şey değil. Hiç geçmiş de değil.
Önümüzde 2023 vizyonu açıklandı. Neden Elazığ Kültür Başkenti yapmıyoruz? Yine söylüyorum. Geçen günkü toplantıda bizzat belediye başkanımızın ağzından duydum. Elazığ 2023'te kültür başkenti listesinde olmalı ve yapılmalı. İşte bunu hepimiz desteklemeliyiz. Evet. Sadece belediye başkanımızın tek başına yapacağı şeyler değil. Arkasında zaten halkı almanız lazım. Çok güzel oldu. Keşke 2023'te 23 plakamız, hatta bir hocamız önerdi orada. O kadar hoşuma gitti ki Elazığ Kültür Başkenti 2023'te. Tüm dünya Elazığ'ı tanıyacak. Eskişehir. Diğer iller oldu abi. Bizim de farkımız var. İşte biz dediğimizde ben yapayım mantığı var. Bizde biz mantığı yok ki. Kendi içimizde konuşuyoruz. Elazığ'da biz mantığı yok. Siz başarılı olduğunuzda hemen bir iftara çek aşağı. Siz bir organizasyon yaptığınızda hemen bir çek aşağı. Kardeşim bir gitsene ya. Serdar Bey, şimdi şey konuşalım. Hemen yan komşumuz Malatya'yı konuşalım istiyorum. Malatya'da da Malatya Film Festivali var. Evet. Ne zamandan beri var? Hatta ilk kurucularından mı? İlk kurucular arasındanız. Ondan biraz orada bahsedelim. Mukayese edelim. Kenan Işık vardı, Gani Rüzgar Şavata vardı ilk dönemlerde. Basın cemiyetinde konuşmuştuk. Şimdi Malatya Film Festivali'nin bütçesi tahmin olarak söylüyorum. Elde net verilerimiz var. Ortalama 7 milyon TL'lik bir bütçeyle bir festival yapıldı geçmiş yıllarda. Ancak oradaki basın arkadaşlarımızın da tabii eleştirileri var. Her şeyde olduğu gibi var. Elazığ'ımızın toplam bütçesi bakanlık artı aynı desteklerle baktığımızda işte 300 bin lira civarında bir destek var. Bunun dışında yok. İşte orada bir Öznur Çalık faktörü var. Sayın işte Cumhurbaşkanımızın en has kişilerinden Çalık Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. İlk dönemlerde biliyorsunuz Çalık Grubu'nda bütün yayın, yaklaşık 27 yayın grubu vardı. Ve Malatya Film Festivali, Malatya Film Festivali olmaya başladı. Yani yine medyayı kullanarak bir başarı sağlandı ama bu sene de işte festival devam ediyor. Orada sürekli bir yönetim değişikliği söz konusu geliyor. Tabii iç dinamiklerini bilmiyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Her yılda bir sanatsal faaliyet olmalı. Kıyas yapılabilecek düzeyde miyiz? Biz şu anda bütün festivallerle aynı klasmandayız. Ekonomik olarak mucizeler yaratıyoruz. Bunu ben değil, gelen konuklarımız söylüyor. Sizler basın mensubusunuz. Bu sene gelecek olan konuklarımıza da giderken bir mikrofon tutun. Bakalım Antalya'da, bakın Malatya'da, istenilen bir şehirdeki organizasyondan eksik kalan bir tarafımız mı var, yoksa fazlalığımız mı var? Serdar Bey, sözümüzü alalım mı o zaman? Ağırlayalım Meclis'e yaşama dair de. İstediğinizi alabilirsiniz. Biz her zaman söylüyoruz. Gelin, alın onları. Çünkü onlar buraya sizler için geliyorlar. Biz de o konuda muzları, biz ne arayanımız var ne soranımız var. Sanatçı geliyor, abi palyo mu götürsek, şey mi, alın programlarınızla, insanlarla buluşturun. İstediğiniz zaman, istediğimiz konukla, onlar adına ben de söz verebilirim. Sadece birkaç gün öncesinden programlayalım, ancak uçak biletini kestikten sonra. Çünkü uçak biletini kesmeyene kadar ben hiçbir konunun adını zikredemiyorum. Çünkü son dakikada set çıkabiliyor. Tabii. Son dakikada bir şey çıkıyor, ondan sonra diyor ki, televizyon kanalından demişti şu adam gelecek, niye getirmiyorum kardeş? Bir taraftan haftalık 150 bin lira alan bir sanatçı. Bir taraftan da Elazığ Çaydaşıra Film Festivali. Adam diyor ki önce ekmek. Yani burada ben de olsam ben de aynısını yaparım. Tabii insanların bir programları var. Programları var ve bunlar menajerlerle çalışıyorlar. Mesela biz çok ünlü bir sinema sanatçımızı Elazığ'a getireceğiz. Her şey tamam, uçak biletini alacağız. Türkiye'nin bir yakıt firmasıyla sponsorluk anlaşması yaptı. Ben diyeyim ki 1 milyon, siz deyin ki 4 milyon lira. Şimdi siz 4 milyon liralık bir teklife mi gidersiniz? Yoksa Doğu'daki bir film festivaline katılmayı mı tercih edersiniz? Çünkü adam diyor ki sen benim marka sponsorluğumu imzaladıktan sonra hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir ortama gidemezsin. Hiçbir paylaşımı benden izinsiz yapamazsınız. Yine soruyorum Melisa Hanım, 4 milyonluk bir teklife gider misiniz yoksa Elazığ Film Festivali'ne mi gelirsiniz? İnşallah Elazığ Film Festivali'ni tercih edeceğimiz dönemler olacaktır umarım. Bunlar bizim için çok önemli diyorum ya. Şu 29 Ekim benim için çok şey oldu. Üzücü noktalardan Buruk biri geçmiş. Oldu yani. Tabii ki yani düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlarım arıyor. Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da otel bulamadık, gidemiyoruz. Ama kimse Elazığ'ın adını zikretmiyor. Ne kadar acı. Ben o kadar vahim görmüyorum. Ben aynı zamanda şimdi Diyarbakır'da ticaret yapmaya başladığımda buraya çok insan getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Ama bu şehrin fizik eksiklikleri var. Şimdi bu şehrin gerçekten fizik eksiklikleri var. Yapı eksiğimiz var. Mesela saklı kanyonlar çok yeniden keşfedilmiş bir organizasyon. Biliyorsunuz çok iyi bir tarihi bir yer. Ancak bir de bir şeyler hemen bir günde olmuyor. Onun bir altyapısı lazım. Bunun bir projelendirmesi lazım. Ve bürokrasiyle yürüdüğümüz için ben sanmıyorum ki hiçbir vekil Elazığ'ın önünü tıkasın. Ben sanmıyorum ki hiçbir bürokrat Elazığ'ın önünü bu anlamda kapatsın. Niye kapatsın? Yaptığı zaman kendisi reyting alacak. Ama projelendirilmeyen hiçbir şey yukarıda rağbet görmüyor.
Şimdi ben de diyeyim ki Elazığ'a şunları şunları yapacağız. Projem var mı? Yok. Maddi kaynak var mı? Yok. Bir şey var mı? Yok ve bir süreç olması lazım. Şimdi festivaller de böyledir, organizasyonlar da böyledir. Yaralarımız çok. Ama sarılmayacak mı? Sarılacak. Umutsuz muyuz? Hayır, umutsuz değiliz. Evet. Ya bu arada şunu da mutlaka ekleyeceğim. Buradan Diyarbakır'a, Mardin'e, Urfa'ya hasreten sevgilerimi, selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. İsimlerini çok zikrettik. Ben çok çok seviyorum. Sadece Elazığlı biri olarak Elazığ'ın aynı segmente, turizm açısından aynı segmente çıkmasını istiyorum. Özellikle Diyarbakır esnafına selamlarımı yolluyorum. Muazzam bir esnafsınız. Esnaflık anlayışınız harika. Yemekleriniz, tatlarınız harika, o güler yüzünüz harika ve inanılmaz derecede cömertler, inanılmaz güzel yürekleri var. Bizzat yaşadığım için söylüyorum, kesinlikle de mutlaka gezmeyenler, görmeyenler görsünler diyorum. Diyarbakır'la ilgili ben bir şey söyleyemiyorum. Malum Elazığ Film Festivali'ni yapıyoruz. Ben orada ticaret yapıyorum. Hayatım orada, oraya gidilebilir 6 kilo aldım. Yani. Ya ama kilo almamak mümkün değil. Yani harika yemekler, muazzam. İşte dediğimiz gibi yani eleştirmeyi bırakacağız, kenetlenmeye bakacağız. Evet. Hepimizin eksiklikleri var, bürokrasimizin de eksiği var. Ama önce döneceğiz, kendimize bakacağız. Biz ne verdik ki onlara, biz ne istiyoruz, onlara bakacağız. Topyekün ülkemiz kalkınsın. Kesinlikle istiyoruz. Öyle. Serdar Bey, 15 dakikaya yakın bir vaktimiz kalmış. Şunu konuşalım, Çayda Çıra Film Festivali'nin 2022 artık olacak değil mi? Tarihimiz nedir? Belirledik mi? 17 Kasım'da tamam. Başlıyoruz. 15 gün sonra burada çok güzel bir kısa film yarışmamız var. İsterseniz son dakikalarımızı ona ayıralım. Şimdi bizleri izleyenler yarından itibaren ellerindeki milyonluk ya da milyarlık telefonlarını alacaklar. Bir kere kendileri kendi gözlerinden Elazığ'ı nasıl görüyorlarsa, Gazi Caddesi'mizi mi çekmek istiyorlar? Harput'umuzu mu çekmek istiyorlar? Ya da bir büyük annemizden Elazığ hikayesini mi çekmek istiyorlar? Çeksinler, bizlere göndersinler. Çaydaçırafilmfest.com adresine girsinler. Başvuru formumuzu doldursunlar. Bir kısa film yarışmamız var. Maksimum 3 dakika süreyle. Buna katıldıklarında birinci filmimize 5000 TL, ikinci filmimize 2500, üçüncüye 1500 ve bir de mansiyon ödülümüz 1000 TL'lik bir, toplamda 10.000 TL'lik bir ödül dağılımı yapacağız. Bir kere bundan bir faydalansınlar. Ama ben çekemem, bir çok basit. Şunu açacaksınız kamerasını. Atıyorum siz 70-80 yaşında bir teyzemiz olabilirsiniz ya da bir dayımız olabilirsiniz. Bir kövenge anlatabilirsiniz ya da kendi köyünüzde eskiden nasıldı? Bir Elazığ hikayesini anlatabilirsiniz. Diyoruz ki senin gözünden Elazığ. Sevgili Şahin Başkan'a buradan tekrar sesleniyorum. Şahin Başkan'a dedim ki başkanım, ilk filmi sizden bekliyorum. Sizin gözünüzden Elazığ nasıl olacak? Nasip olursa buradan da Sayın Valimize geçeceğiz. Valimize de bir film çektirmek istiyoruz. Onun gözünden Elazığ nasıl? Çünkü onların bakış açıları bize göre daha farklı. Çünkü bir Elazığ'a hükmediyorlar. Kurum müdürlerimize buradan sesleniyoruz. Bunlara öncelik veriyoruz. Bu yarışmaya katılsınlar. Yarışma sonucunda da Elazığ bakalım en iyi kendi gözünden kim anlatıyor? İkinci bir detayımız, bu sene Sayın Turan Karahan'la Tarım İl Müdürümüzle bir görüşmemiz oldu. Tarımdaki kadınlarımıza özel bir seans hazırladık. Ve nasip olursa Tarım Bakan Yardımcımız Elazığ Hanımefendi de aramızda olacaklar. Sahada olan kadınlarımız, elin asırlı kadınlarımız, köylü kadınlarımızla çok güzel bir film izleyeceğiz. Onlara özel bir seans olacağız çünkü onları da unutmuyoruz. Yine Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle güzel bir anlaşma yaptık. Hazar'da bulunan tesiste orada çok önemli insanlara ders vermiş, şizofrenlik hastasına kadar gitmiş olan insanların ayağına gidiyoruz. Onlarla söyleşiler yapacağız film festivalimizde. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokolümüz var. Sizler de öğretmen olmanız hasebiyle bir öğretmenler korumuz var. Nasip olursa açılışımızı öğretmenler korumuzla güzel bir konser yapacağız. Arabalı sinema yapıyoruz yine Elazığ Belediye'mizin destekleriyle. Kültür gezilerimizi yapacağız, Elazığ'ımızı tanıtacağız. Kısa film yarışmamız var. Ulusal uzun metrajda 7 dalda ödül veriyoruz. En iyi kadın, en iyi erkek, en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kurgu ve en iyi diğer dallarda ödül veriyoruz toplamda. Ve böylelikle dolu dolu minder sohbetlerimiz olacak. Çok yakında açıklayacağız bütün programlarımızı. Birkaç gün, yani 8'inde tanıtım reklamlarımız başlıyor. Çünkü son bir hafta daha insanlar rağbet gösteriyorlar. Nasip olursa Cuma günü sizler aracılığıyla açıklayacağız. Çok güzel bir sesi Elazığ'a getireceğiz. Ücretsiz bir konser yapacağız. Belli mi ses? Ses belli. Kaşı ücretinde bir gidip geliyoruz. Pazarlık aşamasındayız ama güzel bir ses. Gençlerin çok sevdiği bir ses.
milyonlara hükmeden bir sese getireceğiz. Biraz da Elazığ dinamiklerine uygun olsunlar diye. Halka açık bir konser olacak. Abdullah Paşa'daki spor salonumuzda sağ olsun Genç Spor İl Müdürümüzün ciddi katkıları oldu bu anlamda. Ücretsiz tahsis ettiler alanımızı. Herkes bekliyoruz. Tarihini açıkladığımız tarihte sanatçımız da belli. Ama sadece işte rakamda Elazığ'ın parasını harcıyoruz nihayetinde ya da kendi sponsor rakamlarımızı pazarlık ediyoruz. Öyle hadi abi gel 100 bin lira olmaz. Elazığlıysan sonuna kadar yapacağız. Güzel bir konser programımız var. Dolu dolu bir 5 gün. İzleyicileri bekliyor ama tekrar tekrar söylüyorum. Senin gözünden Elazığ'ı herkes çeksin, herkes katılsın. Bir bakalım Elazığlı Elazığ'ı nasıl görüyor? Ben de merak ediyorum Serdar Bey'in. O zaman ilk bir filmde sizden bekliyoruz. Hiç yeteneğim yok. Elazığ'da çok güzel tiyatro atölyeleri var. Acaba onlardan talep gelecek mi? Onlarla bağlantınız var mı? Bekliyorum onlardan. Biz hazırlığımızı yaptık. Eğer bu festival sonrasında, aman efendim ben duymadım. Yok böyle olmadı. İşte billboardlarımız hazır, vesairelerimiz hazır. Uygun tarihi bekliyoruz. Katılmazlarsa bundan sonra ne beni, ne derneği, ne de film festivalimizi eleştirecek hiçbir kanallar olmayacak. Katılsınlar. Zor bir şey değil. Bakın cep telefonu, aç kamerayı, anlat hikayeni. Bu kadar. Ve bunun karşısında 5 bin lira bizden yarışma için para al. Tabii herkese değil. Birinci olan bir jürisi var. Serdar Bey, değerlendirme kriterleriniz ne olacak? Jüride kaç kişi olacak bu filmleri değerlendiren? Çünkü bir oy fazlalığı olması lazım. Burada da ilimizin bu işte donanımlı Fırat Üniversitemizden var, okullarımızdan var, hocalarımız var. Bir tane sinema yazarımız var, bir oyuncumuz var. 7 kişi bunları izleyecekler. Allah yardımcılar olsun şimdiden. Çünkü çok güzel görüntüler geleceğini biliyorum. Özellikle ilginç çekici bir şey daha. Genelde üniversite dışarıdan gelen öğrencilerle bizi arıyorlar. Mesela Gaziantep'ten bir ben Elazığ'ı nasıl anlatabilirim dediğimde. Elazığ'la bağınız var mı? İşte bu Harput tarafında bir köylülermiş. Dedi ki ben de ninemi dinlemek istiyorum. Çok güzel olur. Çek gönder. Bizim için sıkıntı yok. Yani Türkiye'nin her tarafında bizi izleyenler. Mersin'de mi yaşıyorsun? Sıla Özdemir'e Elazığ'ı anlatabilirsin. Elazığ'ın herkeste bir hikayesi var. Mesela buradan Tekin abiye selam olsun. İlk işte Türkan Şoray döneminde ya dedi ki benim babam dedi Türkan abinin ayakkabılarını boyamış dedi ya. Bakın bu bile hikaye. Yani hikaye çok bu şehirde. Yeter ki çekmek isteyelim. Güzel bir şey. Bakalım 21 akşamı da bu ödülleri vereceğiz. Bakalım kim daha iyi olacak? Elazığlı kendi memleketini nasıl anlatacak? Ondan sonra döner deriz ki işte Diyarbakırlılar, Malatyalılar hadi gelin bakın bu kadar güzellikler var şehrimiz için. Kendi halkımızın çektiği filmleri göstereceğiz. Heyecanlıyız. Ben buradan, vaktimiz var mı bilmiyorum. Var, 12 dakikamız var. Bu yarışmayı gerçekten çok önemsiyorum. Ulusal'da en iyi filmim beni hakikaten hiç heyecanlandırmıyor. Çünkü her sene yaptığım için. Ama bu festivalde Elazığ'ı kim iyi anlatacak? Yalnız bu kapsama Sayın Belediye Başkanımızı ve çekerlerse Sayın Valimizi katmayacağız. Torpil olmasın diye. Ama çok merak ediyorum. Gerçekten çok güzel filmler sanki geleceğini düşünüyorum. Sanki böyle komedi unsurları ön planda olacak ve çeksinler, onlar kazanılacakmış değil. Gibi. Siyasi olmayacak kriterlerimiz. Elazığ yeren negatiflik taraflarını kabul etmiyoruz. Çünkü güzel şeyler hedefliyoruz. Biz Elazığ'ı tanıtmak istiyoruz. Belki buradaki filmi alacağız. Vali Bey'le, belediye başkanımızla, kurulla diyeceğiz ki biz bunu Türk Hava Yolları'mızın uçuşlarında kullanalım. Güzel bir filmse. Yani kimse bu yarışmayı küçümsemesin çünkü çok güzel şeyler olacak. Çünkü bağlantılar var, her şey hazır. 15 Kasım akşamına kadar da başvurularımızı yapabilirler. 24'e kadar. Maksimum 3 dakika. İster 10 saniye anlatsınlar. Tek kelimeyle de özetleyebilirler Elazığ'ımızı. Ama video halinde 3 dakikada dolu dolu hikayeler de olabilir. Aklıma anlatmıyorum görüyorsunuz mu? Neydi? Bir tane şey vardı. Konuşmuyorum görüyorsunuz. Bayağı bir ünlü herkes olmuş. Herkes neydi? Yani onun gibi şeyini 10 bir saniye deyince. Olabilir. Ersin kameraman arkadaşımız Ersin'den de bekliyoruz. O, yani Ersin katılmazsa bir de Ersin katılmamışsa bir de Elazığ sokaklarında Elazığ'ım diye gezmesin. Yani bu kadar basit. Şimdi ben çekeceğim de şey olmuyor. Yani bende çok hikaye acaba var. Acaba ne çıkar? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Çok güzel şeyler çıkacaktır. Artık şu şey köşeli şapkalardan da ziyade böyle unutulmuş belki bir şey ortaya çıkarabilirler. Orijikten ziyade ne bileyim yani böyle Elazığ deyince artık konu o yüzden çok serbest bıraktık. Yani şimdi anahtar kelime var. Şimdi hepsinin bir hikayesi var. Şimdi eskiden Sako Mahallesi varmış. İsimler eski mahallelerimizde yaşayanlara sesleniyorum. Çekin. Yani Elazığ'ı siz nasıl görüyorsunuz? Ama gidip de ya kardeşim buranın asfaltı kalkmış diye de film çekip göndermeyin. Onun asfaltı kalkacağını, bu işte asfaltın altında bizim atalarımızın yattığını, büyük zatların yattığını ya da bunlarla ilgili hikayeleri anlatın. Ama görsellikle tanımlayın bunu. Çıkın Harput'un kalesinden bir görüntü alın, altını doldurun. Bunlar tiyolardır.
bakarsınız bu anlattığıma hikaye çıkarsa parayı bölüşmemiz lazım aslında hikayeyi verdiğimiz için. Yani yapılacak çok şey var. Ben diyorum ya bu festivalin bu şehre katkıları mutlaka vardır. Eksikleri de vardır. O zaman ilk önce bu sene halkımıza soruyoruz. Sen kendi gözünden Elazığ'ı bir anlat. Anlat ki bizi yönetenlerimiz de desin ki evet bizim de eksiklerimiz var ya da burada fazlalığımız var. Bu işe biraz daha destek verelim diyebilir. O yüzden bugün işte basın müdürüm Serhat Bey'le bunu konuştuk. Bir videoda sizden bekliyorum. Her gördüğüm bürokratımıza söylüyorum. Kulaklarını da götürüyoruz açıkçası. 12 kişilik bir yönetim üst kurulumuz var. Sayın Valimizin başkanlığında. Burada güzel bir fikir çıktı. Elazığ'ın tanıtımı anlamında. İnşallah da filmimiz güzel ve kaliteli bir film çıkar. Biz de bunu ulusal ve uluslararası bütün mecralarda bir tanıtım filmi niyetinde gösterebiliriz. İnşallah, inşallah çok isterim. Umarım çok da popüler olur. İnşallah. Amaç Elazığ. Evet, amaç Elazığ. Ben çok önemsiyorum açıkçası memleketimi. Şimdi Serdar Bey şey dediniz, şu film festivali, Çaydaçıra Film Festivali kapsamında kültür gezimiz var dediniz. Evet. Çok merak ettim, nerelere götüreceksiniz kültür gezisi derken neyi kastediyoruz? Şimdi şöyle, bir kere hava raporlarını tekrardan bir güncelleyeceğiz çünkü yoğun yağış var. Genelde biz Bistrice'nin tamamında bir şey gezisi yaptırıyoruz, tekne gezisi yaptırıyoruz. Olmazsa olmaz Keban'a gidip bir balığımızı yediriyoruz ve bir baraj gezisimizi yaptırıyoruz. 2019'da Palu'ya gittik, Palu Kalemizi gezdirdik. Yine aynı dönemde Ağın'ı gezdirdik. Buradan aslında ilçe belediye başkanlarımızın da teklifleri önemli. Hani ağırlayan onlara biz yok demiyoruz. Şu anda yine belirlenmiş ilçelerimiz var. Bunlara gideceğiz. Oradaki tarihi binalarımızı, tarihini, kültürünü, yemeğini ne varsa o şehre ait ya da ilçeye ait onları anlatacağız insanlara. Ama şu anda yine bir kebanımız var. Mesela Harput olmazsa olmaz. İlk gün götürüyoruz bütün konuklarımızı. Bir Harput'a tavaf ettirip ondan sonra programa başlıyoruz. Orada yatan zatlarımızın da dualarını alıyoruz. Kuş bakışı bir Elazığ izlesinler. Çünkü Allah çok güzel bir dua vermiş bu şehre. Geçen gün bir turizm toplantısında yaklaşık 35'e yakın sportif faaliyetin yapılabileceği güzellikler var bu şehirde. Tabii. Kayak, işte ne bileyim doğa sporları, rafting vesaireler. Yamaç paraşütünden. Her şeyimiz var. Yani Elazığlı aslında şuna bakmaz. Aman efendim, ya hayır hayır. Bırakın eleştiri. Eleştiri dönemi değil. Biz kendimizi eleştirdiğimiz sürece işte Mardinlilere gider. Biz kendimizi eleştirdiğimiz sürece Diyarbakır ön plana gider. Hadi biz birbirimizi eleştirmeyi bırakalım. Eleştirdik de elimize ne geçti? Ne geçti? Beni sevmeyebilirsin ama benim yaptığım işe saygı duymak zorundasın kardeşim. Serdar Bey şunu soracağım. Şimdi çok yakın bir tarihte Diyarbakır'a gittiğim için ben o kadar yabancı turisti diyorum. Bakın yerli turistten bahsetmiyorum. Yabancı turisti böyle Antalya gibi daha kıyı şehirlerimizde ve hani böyle turizmin kalbi dediğimiz şehirlerde gördüm. Diyarbakır'da o kadar yabancı turisti görünce çok şaşırdım. Hangi hamleyle bu kadar turist çekmiş olabilirler? Biz, en azından eksikliği ne olabilir sizce? Şimdi şöyle bir kere Diyarbakır'ın durumu bölgede çok kozmopolitik bir şehir. Ve orada birkaç medeniyet yaşıyor. Ve hani Doğu ile Batı'nın birleştiği şehir aslında Elazığ'dır ama orası da aslında Urfa ile rekabet ediyor. Oraya da sorduğunuzda ben Diyarbakır'da turizm tanıtma il temsilciliğini yapıyorum. Oraya atandım. Oraya baktığımızda da bir Urfa-Diyarbakır çekişmesi var. Rekabet anlamında. Orası Balıklı Göl, burası işte Diyarbakır şey ilçemiz var. Sur'un yeniden yapılandırılması var. Bu topyekün bir hareket olması lazım. Diyorum ya burada sadece belediye başkanından beklentilere girerseniz yanılırsınız. İşte zaten hatamız bizim orada bence. Biz onu bence söylüyoruz. Projeyi hazırla Sun belediye başkanına. Projeni hazırla git valisine. Ama projesiz gitme. Yani ben hakikaten ne Şahin Başkan'ın yerinde olmak isterim, ne Vali Bey'in yerinde olmak isterim. Çünkü o kadar altyapısı olmayan projeler geliyor ki. Sen ver ben yapayım mantığında. Ama çok da güzel kaliteli projelerimiz de geliyor. Bütün arkadaşlarımız da bunlarla ilgili çalışıyorlar. Sadece ne görmek istediğiniz ve nereye getirmek istediğiniz çok önemli. Evet. Hainliği bırakalım. Hasetliği bırakalım kardeşim. Bu şehrin en büyük yarası bu. Hainlik ve hasetlikten kurtulduğumuz zaman biz turizmde de istediğimizi yakalarız. Biz elbette yanlışlar olacak insanların. Hep yanlışı böyle kazırsak biz birbirimize zarar vermişiz ki yıllardır bunu yapmışız. Ben şu ana kadar hiçbir siyasi partinin ya da hiçbir siyasi olgunun en azından zarar vereceğini düşünmüyorum. Aksine insanları bütünleştireceğimiz bir döneme giriyoruz. 2023 vizyonu var bu Türkiye'nin. 2023'ten bahsediyoruz. Son iki hanesi 23.
Bakın Bayraz'ı için çok kullanılabilecek bir organizasyon. Belediye başkanımız da bunu yakalar. İnşallah kültür başkenti ilan ettirebilirsek, Türkiye geneli, dünya geneli bunu Türkiye kültür başkenti yapabilirsek çok heyecanlı. Kalemizde inşallah o tarihe kadar bitiririz. Her tarafımız turizm olsun. Niye olmasın? Bu şehrin diğer şehirlerden ayıran farkı var. Dizi mi? Çektireceğiz. Ama önce altyapı. Bakın depremden çıktık. Yani bu şehir yeniden imar ediliyor. Bu şehir yeniden yapılanıyor. Bu şehirde insanlar depremden sonra psikolojileri bozuldu. Birisi diyor ki ya işte kardeşim ya festivaller bu şehre şey olacak. Ya insaf ya, bu insanların müzik dinlemeye ihtiyacı yok mu? Bu insanların sinemaya gitmeye ihtiyacı yok mu? Şimdi insanların anlamadığı şey şu, bu bir sirkülasyon. Şimdi ben farklı bir şehirden Elazığ'a geldiğim zaman para bırakacağım. Şimdi anlamadıkları nokta bu. Elazığ'ın her şeye ihtiyacı var. Öyle. İşte zaten depremi yaşadık, pandemiyi yaşadık. Birçok insan çalışmıyor. Bakın mesela sadece servisçiler ekseninde düşünelim. 2019 depremiydi, değil mi? Evet. Yani deprem olduğu günün akabinden sonra servisçiler çalışamadılar. Peki benim kız kardeşimde servis var. Bu insanlar ne yiyip içecek? İşte insanlar bunu düşünmüyorlar. Bakın Elazığ'ın ben en sevmediğim huyu budur. Yani istedikleri kadar eleştirsinler. Kulaktan dolma bir, bilmeden konuşma bizim Elazığ'daki bazı zümrelere diyorum buradan. Onlar has bir şey. Bu şehirde istiyorlar ki hiçbir şey olmasın. Efendim müzik gelmesin, o sanatçı gelmesin, bu sanatçı gelmesin. Ya kardeşim sen kimsin ya? Elazığ'ın karar vericisi sen misin? Elazığ'ın sanatını sen mi belirleyeceksin? Elazığ'a gelecek olan sanatçıyı sen mi belirleyeceksin? Belediye başkanını hep sen mi eleştireceksin? Yok mu bu şehrin hiçbir doğru tarafı ya? Adam oturuyor, hiçbir şey yapmıyor ya. Sabahtan akşama kadar eleştiri yapıyor. Bu şehrin o kadar güzellikleri var ki. Önce bir çıksın, şu Elazığ adam gibi bir gezsin. Önce Elazığ'a kendisi bir sahip olsun. Sonra gitsin. Bir tane Elazığ'da, bakın 350 bin, 400 bin kişilik nüfustan bahsediyoruz. Hepimiz birer tane dışarıdaki misafiri ilimize getirdiğimiz zaman 350 bin tane turist yaparsınız. Biz Elazığ'ı tanımıyoruz ki. Bakın mikrofonlar sizde, sorun ya. Daha Elazığ'da yaşayıp da Sivrice'ye gitmeyen insanlarımız var. Ama o insanlar Antalya, Belek'te tatil yapıyorlar. Evet. Serdar Bey, söz sizdeyken programı artık bitirdik. Son olarak ne eklemek istersiniz? 17 Kasım'da Elazığlıları Çayda Çıra'nın mumu ışığında hem mumlu dans oynamaya bekliyoruz. Hem ellerinden geldiği kadar festivalimizi anlatsınlar. Özellikle senin gözünden Elazığ'a katılsınlar. Yok ben çekemem. Bahane değil. Çekin. Kötü olsun hiç önemli değil. Ama bir bakarsınız ki küçük şeylerden şu olabilir. Nasip olursa bir hafta 10 gün sonra yine programımız müsait olursa artık kimlerin geldiği ile ilgili güzel bir program yaparız. Ama çok ünlü yönetmenim Serdar Akar Elazığ'da olacak. Malum Kurtlar Vadisi'nden Kardeş Payı'na kadar bütün dizilerin yönetmenliğini yapmış büyük bir üstadı Elazığ'a getiriyoruz. Onunla gelsinler, özellikle bu sektöre gönül veren gençler sohbet etsinler, bunları sağlasınlar. Biz de elimizden geldiği kadar bu festivali kazasız belasız arttırmak istiyoruz. Bu anlamda yayın grubunuza, bizleri burada misafir eden tüm kameraman arkadaşlarımıza, çayı veren arkadaştan güvenlikteki arkadaşa kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kanal M3 ekranlarında da bizi izleyen tüm dostlara, tüm eşimize, dostumuza, tanıyan, tanımayan herkese güzel bir Elazığ diliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. İnşallah teşekkür amacına ederiz. En uygun şekilde hizmet edecektir. Elazığ'ın gülen yüzü olacaktır. Bu festivalimiz Elazığ'a yaraşır bir şekilde diyelim ve programımızı bitirelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.